Nurten Hanım'la cadde cadde, sokak sokak gezmeye devam ediyoruz. Yakup'un sokaklarına bir esnafımıza uğrayalım dilerseniz. Nurten Hanım neler söyleyecek? Buradan da esnaf arkadaşlarınız, dostlarınız vardır ama zaman zaman esnaf ziyareti yapıyor musunuz? Biz evet esnaf ziyareti yapıyoruz. Siyasi geçmişim zamanında da özellikle esnafları dinlemeyi seviyorum, dertlerini, nasıl bir sıkıntıları var, bunları dinlemeyi seviyorum. Harika, harika. Onlarla da sürekli iletişim halindesiniz. Evet. O zaman isterseniz buyurun, buraya bir girelim. Bir emlak ofisine geldik. Selamlar, merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar efendim, kolay gelsin. Muhtar adayımızla birlikte geldik. Merhaba, kolay gelsin. Ben sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Birgül Güdük, mobil gayrimenkulde danışmanlık yapıyorum. Harika. Birgül Hanım, Nurten Hanım'la tabiri caizse teşrik-i mesainiz ne zaman başladı? Ne zamandan beri tanıyorsunuz? Çok eski tanıyorum Nurten Hanım'ı. Çok güzel, çok düzgün bir insan. İnşallah başarılı devam. Muhtar adayı olduğunu açıkladığında neler hissettiniz? Çok sevindim. Dedim ilk defa Yakuplu bir bayan muhtar olacak ve buraya bir bayan eli değecek diye. Çok inşallah. İnşallah efendim. Evet, temennimiz o. Sizler de mahalle sakini olarak elbette ki çalışmalarında yanında yer alacaksınız herhalde, değil mi? Şu anda şey olmasam da yani çalışma yapıyorum ben arkadaşlarıma, çevreme, müşterilerime. Harika. Bununla alakalı. Adeta birer ayaklı gazete gibi çalışıyoruz diyorsunuz. Evet, aynen. Harika. Bu süreçte elbette ki tanıtıma ihtiyaç var. Evet. Ve hepinize düşen görevler var şüphesiz. Evet. Harikulade. Peki mesela muhtarımız seçildikten sonra Nurten Hanım, mahalle sakini olarak hani mahallenin en çok ne sorunları var? Neleri halledersiniz beraber? Mahallemizin birçok sorunu var. Eminim ki Nurten Hanım da yani hem siyaset olarak şey olarak çok aktif bir bayan olduğu için inanıyorum ki onun eli değdiği zaman burası daha değişecek her açıdan. Ne kadar yani güzel. Daha rahatlık olacak inanıyorum. Ne kadar güzel. Esnafı da böyle diyor. Nurten Hanım siz neler söyleyeceksiniz bu kadar güzel övgülerden sonra? Evet. Şimdi zaman zaman sizi tenzih ederek söylüyorum. Bugün hatta konuşmuştuk sevgili seyirciler. Siyasilerin şöyle bir özelliği var. Bütün partiler için söylüyorum. Seçim zamanında vatandaşla çok içli dışlılar. Sonra seçim bittikten sonra sen sağ ben selamet oluyor burada genelde. Hiçbir şey olmadı hiçbir zaman. Daha önce seçimden önce de hep çalışmalar vardı. İnsanlara yardım açısından yani o eski tanıdığım için söylüyorum. İhtiyacı olanlara her türlü yardımı yapmıştır. Ne güzel. Yani muhtar olmadan aslında onun altyapısı bir nevi hazırlanmış. Ya da Allah size öyle güzel bir yol çizmiş Rüten Hanım. Evet, dediğim gibi insanların dertlerini dinlemek, onların dertlerine ben çözüm ararken mutlu oluyorum. Kimseyi dertli etmesin elbet ki ama derde derman olmak da güzel bir şeydir. Allah izin verirse, gelirsek, bu muhtarlığı alırsak Allah'ın izniyle daha bir başka olacak tabii ki. Hani biz seçimi geçtik, muhtar olduk diyerek orada oturma değil. Her cadde, her sokak, herkese birebir gidip taleplerini, sıkıntılarını paylaşacağıma inanıyorum. O sandalyede otururken onun hakkını vereceğimi, halkın içinde halktan biri olacağıma ben söz veriyorum. Herkesin gönlüne, yüreğine sağlık diyorum. İnşallah mahcup etmez Rabbim beni. İnşallah. Bu kadar güzel sözlere mahcup olmam. Rabbim yardımcımız olsun. Hep birlikte kadın eli değmesi, bey kardeşlerimiz de bunu biliyor eminim. Kadının elinin değdiği yer ışıldar olarak evlerinde de görüyorlar, biliyorlar. Kadın ayağıyla beşik sallar, eliyle iş yapar, diliyle zikreder, gönlüyle de herkesi fetheder diye buna çok inanıyorum. Harika. Saygı ve saygı sevgilerimi sunuyorum. Çok güzel bir sloganla programımızı noktalamış olduk. Sevgili seyirciler, görmüş olduğunuz gibi Yakup Mahallesi muhtar adayı Nurten Hanım soyadıyla müsemma çalışkanlar ve o eminim ki ilerleyen zamanlarda Yakup'la çok güzel bir dokunuş yapacak. Sihirli bir dokunuş yapacak. Çünkü arkasında hem kadınlar hem erkekler var. Yakup'lu Nurten Hanım'ı istiyor. Çıktığı bu yolda kendisine muvaffakiyetler diliyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Her şeyin güzel olması ümidiyle. Kalın sağlıcakla.